Turanlar Kulübü'ne özel 100 TL ilk yatırım bonusuna ek, kazanan ilk kuponun Tuttur'dan hediye. Hemen üye ol, krallar gibi Tuttur. Peki buradan o zaman La Liga'ya geçelim. Geçmeden önce bir kez daha hatırlatalım. Tuttur'un Tutturanlar Kulübü'ne özel bir ilk yatırım bonusu var. 100 liraya kadar bu programın altında bulunan linkten Tuttur'u üye olup bu ilk yatırım bonusunu alabilirsiniz. Aldığınız bonusla da eğer kupon yapıp kazanırsanız, tabii kuponların Cuma 23.59'a kadar tamamlanmış olması şartı var. 30 liraya kadar bu kuponun bedelini de Tuttur size iade ediyor. Eyvah Real Madrid diyelim. Kralın takımından kazanırız, başlayalım. Kazanırız. Abi döndük. Biz havaya girdik. Biz geri döndük. Geri döndük abi. Evet. Zidane hocam, öyle mi, beni mi kovuyorsunuz dedi. Futbolcularla çetede, abi sen tamam sen kal falan bulan, şimdi bu gidecek, kim tabii, gelecek? Tabii tabii. Tamam mı? Kim bilir, kim Mourinho falan gelecek gene de. Sergio Ramos orada hemen toplamıştır çeteyi. Tamam, hocam bizi bırakma. Daha, hocam. Ha, bir daha şey gelir. Mourinho falan gelir. Aman abi falan demişler. Bir yaştan sonra onunla uğraşamam falan demiştir. Olay da düzelmiştir yani. Sevilla, Mönchengladbach, Atletico Madrid üçgeninden 9, yani 3 galibiyetle çıktı Zinedine'den. Bu öyle kolay bir iş değil yani. Ya arada Mönchengladbach'tan yenip şeyden de gittik, çıktık. Ya tabii Şampiyonlar Ligi'nden de çıkıldı. Eybar meybar yok ya. Hani böyle genel belki böyle sıkıntılı bir galibiyet olur. 2-1 falan biter ama Real Madrid kazanır yani. Hocam Casemiro kafa golü falan. Öyle mi? Hiç olmayacak bir yerde saçmasın. Hazır senin adam ne zaman oynayacak kardeşim? İspanya Ligi'nde abi, o bitti. En küçük, en büyük katı. 100 milyon euro verdik biliyorsun değil mi? 100 milyon euro. Evet. Evet. Abi İspo kendisine özel hoca tutmuş. 2 günde 3 kilo vermiş. Geri dönüyormuş, öyle diyorlar. Abi İspo büyük topçu abi. Bak İspo harbiden çok büyük futbolcu. Zidane babayla arasını düzeltirse. Zidane onu oynatıyordu abi. Modric'in yanında oynuyormuş. Kroos, Casemiro, İspo oynuyordu. Evet. 35 yaşındaki Modric oynayıp sen oynamıyorsan sıkıntı sende İskocuk. Kusura bakma yani. İsko dönüyor. Asensio'dan olmadı ya. Çok ümitliydim o çocuktan, olmadı. Olmadı abi. Asensio değil mi? Çok ümitliydim, olmadı. Yok, abi bizim seviyemizin oyuncusu değil de Fenerbahçe'ye falan uçurur mesela. Asensio mu? Tabii herhalde lan. Tabii. Şov yapar da. Ama yani Real Madrid'de ben bekliyordum çocukta olsun diye, olmadı yani. İsko olur, İsko iyiydi. İsko kral. Kazanırız diyoruz. O zaman Barcelona Valencia. Valencia kaybetmez. Ben alt diyorum bu maça ya. Valencia kaybetmez abi. Şey, sen Messi Kuman'ı yollar diyorsun yani bu hafta. Valencia kaybetmez. Abi Messi Kuman'ı Paris Saint Germain müsabakalarından sonra yollayacak. Ha şimdi biraz tutsun diyorsun yani. Eyvallah. Abi Barcelona'ya baksana ya. Yani tamam 2 maç eksik ama 26 puanla Real Sociedad, 17 puanla Barcelona abi. Biz tabii şu anda konuşurken onlarda da hafta içi şey var. Ya Valencia enteresan bir takım. Valencia yatırımların karşılığını alamadı, dağıldı mı aldı falan. Bu maçta Barcelona Valencia'ydı değil mi maç? Ben hem 1 hem 2.5 golü sürüyorum Botu. Tamamdır. Buradan o zaman Serie A'ya geçelim. Atalanta Roma ile başlayalım. Sezon başından beri Ilgaz Şener Atalanta'yı övdü. Takım en sonunda artık patlat yerde. Hoca istifası. Takımın kaptanı soyunma odasında. Hocayla kaptan. Hoca istifayı kabul edilmedi abi. Kabul edilmemiş. Tamam işte orada yönetim var. Yönetim işte. Yönetim dediğin şey öyle bir şey işte. Evet. Öyle biz, bir şey tabii. Sen gidemezsin. Biz seni yolluyoruz demişler. Papu gider sen kalırsın dediler. Tabii. Abi, yani Papu'yu Amerika'da görürüz biz devre arasından sonra. Ben sana söyleyeyim yani. Tamam mı? O zaman işte bak şimdi futbolcular şimdi nasıl güzel oynuyorlar. Ya? Ulan herif orada. İliçiş de gider abi, ben sana söyleyeyim. İliçiş de Papu'nun yanında İliçiş durmuş. Hayır. İliçiş'in mevzusu başka dedik Asperini. Onun abi, tamamen. Abi şöyle galiba. Gitsin İliçiş de gitsin abi. Yani İliçiş'in problemi şu. Geçen sene eşin hiç karşılaşmak istemeyeceği bir durumla karşılaştı ve adam futbolu bırakmaya yani bırakacaktı. Döndürdüler onu futbola. Hani bırakma. Veyahut da belki de o hayatta zihnen kalabilme olarak futbola dönmeyi tercih etti. Gasperini Şampiyonlar Ligi rotasyonunda bir şeyler deniyordu. Hani bunu böyle yapayım, bunu böyle yöneteyim. Hep farklı kadrolarla çıktı. Takım bütün ayengini yitirmişti ama şimdi tekrar toparladı. Bak onu atlamamak lazım. Esas Roma. Geçen hafta birçok bahis oynayan İyi gidiyor Roma. İyi gidiyor ama herkesin ahını aldı. Ya ilk yarısı 5-1 biten maçı, bak ilk yarı 1-5 bitti Roma deplasmanda.
Şimdi bu maça 7 gol ve üstü oynayanlar ikinci yarıyı böyle ellerine 1 kilo çekirdeği alıp böyle çekirdek çitleyerek bizim Uğur Karakullukçu ile Mustafa Demirtaş gibi izliyorlardı. Maç öyle bitti. 5'li bitti. Çok ah aldılar. Atalanta o ahı affetmez, Atalanta kazanır diyorum ben. Yani. Bence de ben de Roma kaybetmez diyorum. Ben de bu kadar mevzunun üstüne Atalanta karakter koyar diyorum. Kazanır diyorum. Parma Juventus. Parma gol atar. Juventus yener. Doğrudan 2,5 gol üstü maç, ben sana söyleyeyim. 2,5 gol üstü. Parma gol atar, Juventus yener. Pirlo da yavaş yavaş toparlıyor. Evet, fena gitmiyor. Toparlıyor. Sassuolo Milan. Oo. Çok güzel maç. Çok güzel maç. Karşılıklı gol olur. Milan puan kaybederse bu maç kaybeder. Geçen hafta işte Teo'nun son dakika golüyle şey yaptılar. Hayata döndüler. Parma maçı yener dedik. Parma maçıydı. Milan yener dedik. Evet. Görüyorlardı. Ama abi 3 top direkten döndü ya. Ya tabii evet, şöyle bir de olur. Hakan Çalhanoğlu olun ya zaten yani. Acayip evet. Bir şey vardı. Öyle bir şeyler oldu yani. Enteresan bir şeyler oldu. Bilmiyorum yani. Bu maçtan uzak durun. Sergen Yalçın gibi yaklaşıyorum bu maçta. Bu maçtan uzak durun abi. Ben de yani Sassuolo'nun da böyle çok fazla gol bulmakta sorun yok. Ben yine 2,5 gol sürüyorum bu maç için. Kim kazanır o konuda birazcık çekimser kalıyorum bu maçla alakalı. Bir de bu hafta Lig 1'den maç aldık. Çünkü acayip bir maç var. Lig 1'de de yine hafta içi maçlar oynanacak. İşte Paris Saint Germain Lorient'le evinde oynayacak. Dion deplasmanına gidecek. Lig lideri Paris Saint Germain'in bir puan önünde, hafta sonunda Lille-Paris Saint Germain maçı var. Lille eğer bu maçı kazanırsa bence şampiyonluk havasına girer. Bana öyle geliyor. Burak Yılmaz büyük maçların oyuncusudur. Evet. Ama bence doğru. Paris. Ya şimdi Lille'in hafta içi oynayacağı takım ligin sonunda zaten. Lig 1'in sonundaki takımlardan bir tanesi. Dijon'dan. Zaten işte düşme kalktığı için kaldı yani. Kaldı. O şekilde kaldılar. Burada kendisini çok fazla zorlamadan kazanır Lille hafta içi. Hafta sonu Paris Saint Germain maçı yani çok şey böyle nakıs geçecek bir maç gibi gözüküyor olmasına rağmen bayağı gollü bir maç olacak. Çünkü Galatasaray de kazanmak istiyor. Neymar dönüyor. Neymar döner mi? Kim? Neymar. Ya bu önce bir kırık dediler. Zor dediler. 2-3 galiba. Burkulmaymış canım. Burkulmaymış. Burkulmaymış. Ama 2-3 haftalık bir sıkıntı var diye. Paris Saint Germain'in açıklaması o şekildeydi. Yani şimdi ilk başta yapmış oldukları resmi açıklama bu şekildeydi. Dönemez. Ben şey diyorum bu maça. 2,5 gol üstü olur diyorum. Ama ben de Paris Saint Germain kazanır. Burak Yılmaz gol atar oynuyorum. Ben güzel. De abi ben şu hareketi göreceğiz bence. Burak Mbappe'ye hani ben buradayım hareketini yapacak. Maç ne olur bilmiyorum da şu hareketi göreceğiz yani. Sakin abi, Rudi Garcia büyük hoca abi. Paris Saint Germain'i deplasmanda yendiler Paris'te. Evet. Ama Gaultier iyi, çok iyi bir hoca. Çok iyi bir hoca. Ama Paris bir daha kaybetmez o maçı. Öyle düşünüyorum. Evet. Yani ben de ya 2,5 gol üstü diyorum ya da Lille kaybetmez diyorum. Ben de böyle oynuyorum yani. Sen de tersini oynuyorsun. Kaybetmez evet, diyorum. Ben de Paris oynuyorum abi. Evet. Ben de Lille kaybetmez diyorum. Serdar Öçek'le vibrasyonlar ağzına sağlık. Teşekkürler. Senin de ağzına sağlık. Bu haftalık potansiyel. Bizden bu kadar. Çok keyifli yapıyorum. Sayenizde çok teşekkür ediyorum hepinize. Bir mukavele. Bizim için de abi. Çok sağ ol. Tutturanlar Kulübü'nden bu haftalık bu kadar. Haftaya tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bu part bitti. Ama sevgili dostlarım, canım kardeşlerim, başka partlar devam ediyor. Lütfen onları da izlemeye devam edin. Bir abone olun. Bir de şurada hani böyle zil sesi, min sesi var. Oraya da böyle tıklayın hani yani bildirim gelsin. Like'lamayı da ihmal etmeyin. Öpüyorum. Tutturanlar Kulübü'ne özel 100 TL ilk yatırım bonusuna ek, kazanan ilk kuponun Tuttur'dan hediye. Hemen üye ol, krallar gibi tuttur.